Ne? Gidiyor musun rock barlara, gidiyor musun rock barlara? Abi rock barların hepsi kapanmış, hepsi trap club, böyle bir garip bir şey olmuş burada. Rock club. Rezalet. Bir iki tane dinozor var var, onlar duruyor da gerisi değişmiş. Rap demek. Evet evet, trap çalıyor bu şey, TikTok'taki duyduğumuz, bilmiyorum siz izliyor musunuz Reels falan. Oradaki rap parçaları dönüyor mekanlar. Evet evet. Şöyle de oldu, böyle oldu. İşte sistem bozuktu. Biz sistemin önüne geçtik. Artık çok paramız var. Bana abi sistem ilkokulda, sistem değil. Ne karı kız. İşte ilkokulda hocam bana başaramayacağımı söylemişti. Şimdi cebimde milyonlar. Gucci, yanımda bir Gucci, tane para, Gucci. Gucci, Gucci. Yanımda bir tane kaltak var. Elimde aynen, elimde aynen. Viski şişesi, kameraya doğru bocaladım. Artık kaltak falan ettim diyorlar mı ya? Sanki azalttı onu. Diyorlar. Kaltak hafif kalıyor ya. Kaltak bayağı şey. Neler var. Geçen bir tane bisiklet kendimi çocuk yaşlı hissettim parkta ya. Böyle biz böyle yaşlı ebeveynli olarak tabii çocuk gezdiriyoruz ortalıkta. Ondan sonra şey böyle oturmuşuz işte, işte arkada dalga sesleri var bilmem ne. Şebeklik yapıyoruz. O sırada bir tane genç bisikletiyle böyle inanılmaz büyük bir hızla parkın içerisine aşağı doğru gidip çalan müzik işte senin ananı babanı bilmem ne zartını aldım bacınız falan diye bir anda yanımızdan geçti. Tam emekli adam, tam emekli adam yorum ha bu Tuna. Artık ben dad jokes yapıyorum arkadaşlar. Benim için bitmiştir. Ben artık pişmaniyim. Karım bunu duyuyoruz. Gencim bizi yanımızdan güftisi güftisi bir şey dinleyerek geçti. Rahatsız olduk. Hayır biz az rahatsız olmadık. Kulaklarımıza inanamadık. Heyecanlandık. Müziği merak ettik. Arabasını çizdim sana. Çünkü gençlere ulaşmamız Tuna lazım. Tuna bitmiş metalcilik ha. Valla metalcilik bitmiş. Sen ay bak, böyle metalcilere boş zaman falan yap. Metalcilik biteli 15 yıl olmuyor mu arkadaşlar ya? Abi galiba en son Manover'la bitti galiba. Bu konu İmam Hatip'lerde neden şeye kadar gelir? K-pop'a kadar gelir. Metal kötü. Ya metal metal niye bitti? Ben onu merak ediyorum. Sıkıldı mı millet metalden? Metal yeni bir şey mi üretemedi acaba? Keşke Can Temiz burada olsa da anlatsa. Ben 19 Mayıs'ta Tool konserine gidiyorum. Progressive metal. Abi ama öyle bir şey değildi o. Onun bahsettiği şey metalden bahsediyor. Ben de şimdi post metal, metalcore falan bunlar daha hala iyi müzik yapan gruplar var da Can'ın dediği daha böyle şey. İşte bizim metal müzik nerede oğlum? Metal müzik vardı yani işte. Abi, dede olay metal işte. Abi sanırım bunu Linkin Park falan gibi bir grup şeyi yok etti ya. Ya bir git şimdi. Abi alakasız ne alakası var? Abicim yok da, new metal, yok zart 2007'den, metal. 2007'den yorum yaptı herif yani. Günhan yine dekoderlik yaptın da oğlum. 2000 yılında da Blizzard dede yine iş başında. Dream Theater dinliyorduk yani. O zaman da dede metali varken progresif gayet iyiydi yani. Millet durup dede metali. Hayır ben Tuğla, oğlum ben Tuğla dede metal demedim mi? Ben Tuğla'yı çok severim oğlum, sadece. Tuğla demiyorum lan, dedin ya. Tuğla mı? Diye. Tuğ. Abi metal, brick metal abi. Sen Sungur'un dediği Sungur'un bitti dediği metal varken 90'larda 80'lerde progresif de vardı zaten yine. Hani onlar devam ediyor bir şekilde. Onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Anladım abi, Sungur'un ne dediğini yani. dede metali ayrı bir şey. O başka bir şey şimdi. Abi işte yani Iron Maiden'dan Bruce Dickinson çıkınca işte bir garip oluyor işler yani. Ha mesela yani şimdi Iron Maiden çok severim. Türk'ün has partisidir. Ama peki ama metal müzik şeyden mi bitti arkadaşlar? Metallica saçları kısaltıp pop metal yapmaya başlayınca mı bitti? Yeah. Dedi gitti işte orada ben de. Bilmiyorum artık, havalı bir şey değil. Bayağı dalga geçiyor. Yo ben dinliyorum hala metal müzik. Bu. Ben de dinliyorum ve çok tuhaf bir şekilde nostaljik şekilde Stradivarius'a döndüm. Bilmiyorum bilir misiniz Stradivarius'u? Abi böyle hayvan gibi seviyorum Stradivarius'u. Geçen hafta sonu full Stradivarius işte dinledim. Abi işte oraya Black Diamond'ı koyacaksın, Destiny'yi koyacaksın. Evet evet böyle ya. Allah. I'm hunting high and low falan girdim böyle yani. Oh be dedim ya, müzik ya, özlemişiz. Ben ya geçen Lynyrd Skynyrd dinledim ve şey yaptım. Aa bu adamlar ırkçı. Always has been diye arkandan astronot çıkıyor evet, bir yandan sonra. Evet. Bu arada goblin saldırısı var. Geldim. Ölüyorum.
Gel bana kaç, bana kaç. Neden kimse gerçekten... Oo, kampa komple goblinler basmış arkadaşlar. Şurada bir yemek yiyip... Defansif oynayın. Çok kalabalıklar. Şebnemleri, şebnemleri çıkarın arkadaşlar. Yo yo, kampın içine gir. Şey... Abi galiba ben şey, ben şey bağlıyorum ya, ben çünkü hatırlıyorum ya, şimdi benim 10 yaş büyük abim olduğu için ben 96-92 yılında gece yatarken manöver falan deniyorduk ya, ne bileyim yani, anı mı? Böyle içeride motosikletin üzerinde gaza basıp gidiyorduk her dakika. Evet evet ya, metal mainstream bir şeydi arkadaşlar bir ara, onu diyorum zaten. Ya bitti derken onu diyorum, yoksa hani şey değil, elektronik gitar yasaklandı anlamında demiyorum yani hani. Süleyman Soylu'nun son açıklamasıyla elektronik gitara mola verildi. Yok yok, harbiden bitmiş ya. Ya hiçbir mekanda mı çalmaz? Abi şu zincirde çalıyor bir dakika. Ha burada da var öyle bir iki tane dinozor, onlar kalmış. Ama ya böyle kapısını da hakikaten 40 yaşında dedeler var ya. Metalci dedeler. Ben bile gitmedim onlara. Yok yani. Ya şeyde... çok fazla dallanıp budaklanan her şey bozulup kayboluyor. Bence bütün olay bu. Aa sen gelenekçisin. Sen nü metal'e de sövüyorsun değil mi? Tabii nü metal ne kadar şey abi. Abi Honda sürekli, o zaman sürekli metal grubu olmaz abi. Aynı şey ben de cinsel yönelimler için söyleyebilir miyiz? Çok fazla dallanıp budaklanan şey kayboluyor. Hayda. Oğlum öyle bir şey yok. Hayda. O müzik o şey. Sen, yani cinsel yönelimler, cinsel yönelimler meta değil oğlum. Yani hayır, ciddiyim. SJV'siniz. SJV'siniz. Metal 1000 yıl önce yok mu? Cinsel yönelim hep vardı. Yani. SJV'likten değil de adaletli olmak lazım kardeşim. Ya. Müzik dediğin meta, neticede ya millete satıyorsun. Hayır. Sonuçta cinsel tabii ki yönelimini bir satıyorsan zevk... bilemem. Zevk olsun müzik. Ya buna dallanıp budaklan diyorsun da abi, diğer müzikler hep vardı oğlum yani, millet punk da dinliyordu 80'lerde yani. Hayır, bak, vardı bunlar. Var var. Hayır, ben şunu demek istiyorum. Bozdu diyor kral, bozdu yok diyor. Eskiden diyor metal dediğin yani tepenin üzerinde bağırıp iblis kesen adamlardı. Ondan sonra nonnik Japon kızlar hopidi hopidi diye metal yapmaya başladı. İşte o gün metal bitti diyor Tuna, yanlış anlamıyorsam. Yani abi Honda Civic de bitti ya metal, ben size söyleyeyim. Honda Civic ne bilmiyorum. Wow. Honda Civic ne alakalı? Bu çok eskici. Hayır ya abi, sonuçta şöyle bir gerçek var. Ben diyorum bak, bende 10 yaş büyük bir abim var. 30 yaşın üzerindeyim. Benim müzik zevkim değişemiyor. Ya. Değişemediğim için de tükaka diyorum, bu kadar yani, kusura bakmayın. Ya maalesef. Arkadaşlar, Tuna World of Warcraft'ın ejderhalı fragmanına heyecanlanmış bir insan. Ben Tuna'yı değil, böyle kabul ettim. Hayır. Ve işte, böyle sevdim. Nasıl kanka, ejderhalar falan güzel mi? Uçuyorlar. Nasıl? Hayır böyle oldum. What's the purpose dedim ya. Ha. Aa yani öyle deme lan. Öyle de deme. Altın gün falan dinliyorum, gayet de güzel. Sen sen tam ne müzikleri dinliyorsun biliyor musun? Zamanında Türkiye'den tam zamanında gitmiş, kafası rahat, hayattan keyif alan adam beyaz, beyaz Türk müzikleri, adam müzikleri böyle. Ne onlar? Altın günü, işte altın günü falan böyle işte. Hey Douglas dinliyorum sonra geç. Hey Douglas falan aynen böyle. Hey Douglas altın günü böyle yani işte. Yani arkadaşlar Allah affetsin hani... altın günü ben hiç beğenmiyorum ya. Türk şarkıcıların söylediğini daha kötü söyleyerek prim yaptılar ezaret ya. Ezaret. Muazzam. Hadi yatağa yata. Oğlum Türk şarkıcıların orijinalinde daha iyi söylediği şarkıları daha kötü ama kırık bir Türkçeyle söylüyor. Kız diye sevdiniz ha, ben anlamıyorum gerçekten. Bizim Türkçesi kırık falan değil lan, ne alakası baya var? Baya şey ya. Altın gün. Ya Hürrem Sultan altın, gibi lan işte. Heh, tam onu diyecektim. Altın gün Hürrem Sultan'dır abi. Oha. Aynen öyle abi. Türkiye'de evet. Dönmüş lan, ne alakası var? Kırık Türkçesi var. Ha gece var gelme gündüz gel. Ha buraya da buraya. Sizin kulaklar dedeleşmiş kral. Dede metalini dönüyor. Bilmiyorum ya. Caz vokal, ya cazik vokalle şey. Cazik vokalle. Türkçe söyleyen duyuyor. Evet evet, cazik ama yani caz değil. Kesinlikle cazik onun adı. Cazik. Dede metalini çok güzel. Abi işte Karsu'ydu değil mi? Karsu ha, Karsu aksanlı ama. Karsu Hollandalı zaten. Nasıl bir aksan bu? İngilizce söylüyor. Bir iki tane Türkçe şarkısı var onun. Türkse Türkçe söylesin. Evet ya, Türkiye'de doğup büyümemiş. Türkçesi herkes yatsa da sabah olsa hadi ya. Molla don't look up. Ya benim yatağımın üzerine yatmışsınız. Yeni yatak yapmaya çalışıyorum ben. Kır bir daha yap. Yani kırıp yanınızı yapayım. Yani böyle bir şey yapıyorum ki dur bir dakika. Uy gece gelme gündüz gel. Ha buraya da buraya. Götelim ya kardeşim şey, sen havaya. Gidip yavru dinle, ne anlatıyorsun bana.
Bitmiş bana Kayra ile Ferazi diyecek şimdi yine. Kayra ile Terazi. Kayra ile Terazi. Terazi diyecek, gelecek. Terazi ile Murazi. Terazi dinle, çok iyi Terazi. Arkadaşlar yatılmıyor, yakında düşmanlar var. Şaka mı? Şaka mı yana? Kayra'nın... Ha yaptım, tamam ben de. Mesela Yani diye bir şarkısını öğrendim geçen, çok iyiymiş. Onu beğendim. Ya tabii, tabii canım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak yıllarca Türkçe rap'e gönül vermiş ve biz Türkçe rap gömdüğümüzde hayır abi Türkçe rap çok iyi diyen gençler, kültürlü gençler, Türkçe rap'i bu kadar sevmeseler, bu kadar savunmasalar Türkçe rap şimdiki pop müzikten daha kötü pop müziğe dönüşmeyecekti ya. Yani ben üzülüyorum oğlum, yıllarca böyle hayır abi rap'in bir felsefesi var, işte direniş, işte muhalif falan, hani bir şeyler dediler ya bize böyle. Biz de hep şeydik. Abi yalan söylediler, ben sana söyleyeyim. Özellikle bizim Can Türkdoğan falan böyle direkt metalci olduğu için herif şeydir. Rap boktur abi falan gibi böyle aşırı. Rap ırkçısı herif böyle. Herif ne zaman böyle rap boktur abi, rap ıslak kakadır falan diye çok sert girdi konuya. Millet de hep dedi ki işte Can Türkdoğan yanılıyorsun. Türkiye'de çok iyi rap müzikleri de var. Mesela Yovaryo ile Yabarro var falan diye böyle çok savundular. Onların o savunmasının altından şu andaki böyle ne dediği anlaşılamayan ıppırı ippiri ippiri üppürü diye sesler çıkaran tipler spawn oldu. Çok kötü oldu. Yani o tertemiz çocukların tuttuğu kapıdan içeriye goblinler girdi. Ben çok üzülüyorum. Abi işte isyan etmemişler demek yeterince. Abi işte ya bir aralar işte... öyleydi ama hakikaten ya. Yani milletin de ya... hakkını yememek lazım. Herkes bir yatsın hadi sabah ya... olsun ya. Ben yattım. Ya abi işte şeyle alakalı bir şey. Bu Amerika'da da böyleydi bu. Amerika'da da sürekli olarak bu işte flex kültürü falan aşırı patlayınca işte biliyorsun artık biz bütün salak konseptleri Amerika'dan alır olduk yani. Küçük Amerika gibi işte ırkçılığı buradan alıyoruz, inselliği buradan alıyoruz. Her şeyi onu da oradan aldık yani. Bizim has, bizim has ırkçılığımız da var ama Amerika'nın ırkçılığıyla karıştı bizim ırkçılık. Ben işte şey evet evet. Söyleyeceğim bu konuda. Bence bu rap mesela gibi yani benim çok alışık olmadığım, dinlemeye de pek tahmin edemediğim müzik türü ama sebebi abi Mekanlardaki enstrüman çalma unsuru abi. Ben sana söyleyeyim. Eminem dinlemiyorsun. Ben de hasta oluyorum bu açıklamaya. Ben de dinlemem. Eminem dinlemiyorsun. Dinliyorsun Eminem. Abi yani böyle aklıma belki gelip abi açmıyorum yani, anladın mı? Ya benim bir Ice Cube, bir NWA. Ya çocuğu uyuturken Camelot'un akustik şarkılarını dinletiyorum. Sen bana ne diyorsun? Ama sen de oğlum, ama sen de Tuna rap dinlemiyordur lan. Ben Randy MC'de dinliyorum kenarda. Ah yani mesela böyle bir Run DMC dinlersin yani, ya da ne bileyim işte arada abi bak, bir tane yani. Bak ben bilmiyorum abi, bir tane şarkısını bilmediğim adamlar grubu. Gerçekten çok samimiyim bu konuda yani. Artık abi bak, popüler müziktir çünkü, yani. Hayır, ben bak çünkü aynı yorumu tekrar sonra söylüyorum abi, bak bir daha aynı şeyi bir kere daha yeni cümlelerle söyleyeceğim. Vakti zamanında Şanışer ve şeyleri dostları çıktılar. Rebel Sound mı dinliyor? Susamam tutamam falan güzel bir şeyler yaptılar iyi niyetle. Sanki bütün rap müzik Türkiye'de böyle iyi niyetli çocukların elindeymiş gibi bir anda bir imaj yaratıldı. Şimdi de böyle babaları siktim, karılara bastım, ibiri de ibiri falan diye böyle şey gibi, ne o? Keloğlan'daki cüce gibi tipler çıktı bir anda ortaya. Amanin, karılara bastım, mamlara çaktım, amanin. Tabii. Bir yandan da işte Keloğlanlar var. Bak Sagopa Kajmer demişti. Bir yandan Keloğlanlar, bunlar en büyük yalanlar. O da böyle Ay Kız'a şarkı söylüyor rapte, değil mi? Ah be abi. Böyle. Sagopa Kajmer siyasal İslamcı olmamış mıydı bir araya? Ya yok Sagopa lan Kajmer, ateist olmuş şimdi açıklamış. Başından beri siyasal. Şimdi ateist oldu. Yakında bir tane. Şimdi ateist oldu. Rakı içerken klibi var oğlum. Ha döndü mü, bıraktı mı orayı? Ha, döndü. Rakı içerken doğru klibi var şimdi. Ha, bunalıma girdi herhalde o ara. Abi dertlenmiş vallahi, adam ya. Dertlenmiş abi. Aha. Nereye gidiyorsun? Peşinden geliyorum ama. Peşine hayvan takmışsın can. Bizimkilerin diğer şeye gidiyorum yani. Tamamdır, beraber gidelim ya. Karılara basıyorum, kızlara basıyorum, mamlara basıyorum, hep bere hep bere. Lan çok ayıp. Stüdyoya girip stüdyoya para verip bunları söylüyorlar, çıkıyorlar. Çok üzülüyorum ya. Amanin. Karılara bastım. Aferin kanka, iyi ettin, yeter artık. Kadar... Aman abi çok bastın. Çok bastın. Biraz da biz basalım şu paraları. Oğlum gazapizm var şey, anarşist rap. Bilmiyorum. Sana ya çok güzel. Fakir rap. Bak sana İstanbul'a bir daha geldiğinde çok güzel bir ayakkabı hediyesi alacağım Tancan. Yemin ediyorum bunu planladım yani. Aa kardeşim. Gazapizm'in Kinetics koleksiyonu var. He. Yerim valla. Aynen, sana Gazapizm Kinetics alacağım bak. Sevgi yersin.
Bu rap... Sağ solu kes sıp sıp. Rap barları var mı arkadaşlar? Yani böyle gidiyorsun içeride bir grup her alan. Her yer rap böyle... mekanı oğlum artık zaten. Dostum, rap, hayır, rap, bak, rap sokakta. Çalmasından bahsediyorum. Ne gülüyorsunuz? Kahkaha atmasak daha iyiydi galiba ama güldük. Tebessüm ettik. Rap sokağı mı? Sokaktadır rap. Rap sokakta değil, rap sokak arkadaşlar. Rap sokaktır diyorsunuz. Rap ben sokaktır. Şey came from the streets yo. Bence bir müzik türünü geliştiren şey bunun çalındığı mekan, dinleyici kitlesi ve bunun stabil şeyi. Yani böyle ya. internet çok güzel yaydı abi her şeyi. Anladın mı? Tamam, isyandı, arka tarafta baskılanmışlardı, öfkelilerdi, dişlerini altın takana kadar. Metallica yüzünden müziğe milyonlarca para ödüyoruz hala bak. Dişlere... Evet, evet, bu arada bak. Evet, Metallica Napster açtı davayı unutmam ben de yani, anladın mı? Hani o ayrı bir konu. Sonuçta internetin o kısımlarını hatırlıyorum da. Şunu demek istiyorum. Yani hala bir şeyi böyle ona buna bastım, hopladım, zıpladım demenin herhangi bir enstrümandan daha iyi olduğunu bana hiçbir şey kanıtlayamıyor abi. Aa, sinek geldi. Ya şöyle ben çok kısıtlı bir pencereden yorum yaptığınızı düşünüyorum. Ben de öyleydim. Ben... Ondan sonra iyi yapılmış rap şarkılar ve iyi rap altyapıları olduğunu keşfediyorsun. Diyorsun ki okey varmış. Tamam, sadece çok azlar abi. Ben... Yani çalınmıyorlar öyle söyleyeyim. Bir yerde bulamıyorsun yani. Tamam ben zaten bu işin cahil olduğumu kabul ediyorum yani. Yok valla bak ben de cahiliydim. Hep diyordum ki şöyle dandik böyle dandik. Chat'te de diyorlar ki abi şu iyi bu iyi. E iyiymiş onlar hakikaten mesela ama... Onlar da popüler değil. Bakıyorsun böyle YouTube'da 30 bin falan dinlenmişler. Buradan mı gideceğiz? O sırada böyle Goblin Ork kırması bir tane herif var. Kırlara basıştım falan. O 7,5 milyon dinleniyor 24 saatte falan mesela. Tabii abi. Yani, evine haciz gelinmesiyle ilgili rap abi. Var yani. Ha şimdi hakikaten peki, o... Peki soru gerçekten basıyorlar mı? Ben bunu ya, çok merak ediyorum. Ya basıyordur da bu kadar anlatacak kadar da bastığını ben zannetmiyorum. Çocuk yemiyor, içmiyor, sürekli üstünde göt sikiyor gibi anlatıyor. Yani abi uyumuyor musun artık yani? Hani sürekli mi yani? Git bir kitap oku lan, bir Netflix'te dizi izle ya. Buraya bir portal mı açsak ya? Allah var mı? Vallahi var mı? Gerçekten yok. Portalımız. Kaslı, göğüs kıllı power metal grupları adamları ne oldu onlara ya? Yok oldular be. Abi ne oldu güzel... biliyor musun? Bak Camelot dedin ya, onun vokali kendini kiliseye kapattı biliyor musun? Tanrı adamı evet, kendisini. Bence evet, oralarda o... bitti ya metal. Bir de zaten o sesimesi bir titremişti adamın. Sesleri bile bozulmuştu ondan sonra böyle bir garip şeyler oldu. Nodül falan oldu. Ya işte sonra kiliseye tarihi... kapatıyorlar kendilerini ya da kilise yakıyorlar, tutuklanıyorlar sonra metal bitiyor abi. Ulan o Burzum anasını satayım. O münferit bir örnektir o yani. Şimdi kilise yakıyorlar muhabbeti. Sen de. Sen yapma bari yok, bunu. Yok, kuzeydekilerin çoğu yakıyor ya. Kuzeydeki black metal gruplarının çoğu yakıyordu gerçekten. Ya kim? Ya Allah aşkına. Abi, 90'larda bir kere olmuş. 90'larda bir kere olmuş bir olay. Bütün şey bu kötü yani. Bir şey değil ki. Ben bunu kötü bir şey olarak anlattım. Kilise yakmayı mı? Orası bir... Kardeşim ayakkabıyla Zuhal senin dini inançların public olarak biliniyor mu? Biliniyor. Söyleyelim gitsin. Söyleyelim. Ha, azılı ateist söyleyelim. Olması Zuhal'in bir gerçek ya tabii yani burada. Ondan bahsediyor bence. İyi yakmışlar. 2-3 tane daha yaksalarmış keşke diyor bence. Abi insaflar içinde kimse yokken yakıyorlar. Bayağı geleneksel olarak yakıyorlardı bir dönem. Yani çok fazla böyle bilinmeyen ya yakacaksın abi yakacaksın. Bir de imara açılması lazım o bölgelerin yani. Adama... Oğlum sizin üst nerede lan? Burada bir kule gibi bir şey var. Abi. The church that illuminates abi. The one in flames diye. Ha gelmişsin. Aa biraz gelmişsin. Ya kulenin biz burada bir metal bir şeyleri de tahmin edebileceğimiz bir yer yok. Benim baltam gitti ya. Ben de metal şarkıları tahmin edebileceğimiz bir yer yok. Ha yok. Korkmayın nane geldi. Don't fear. Nane is here. Nane şuraya bir portal attırsana ya. Oğlum üst nerede? Üst kule gibi bir yerin oradayım. Abi, ben geliyorum sana. Ben sana geliyorum. Geliyorum Tancan. Geliyorum. Ben de aynı anda bir sivrisinek ve aynı anda bir Lox'la mücadele etmekten içim kıyıldı yani. Gerçekten çok pis yani bir arazi. Portalı keşke biz çıkmadan deseydiniz. Yemin oraya portal yapsaydık ya. Boş portal yok orada şu an. Ben eski base'e dönüyorum şimdi. Yaparım. Siz oraya yapabilecekseniz ben buraya yaparım ama core'umuz var mı ki? Evet. Orada 5 tane core var. 5. Kara orman mı burası? Kara orman bura. Ben şimdi kor bulurum burada. Naneye bir Tancan destek atın da kor hızlı bulalım bari. Tamam. Troll geliyor eve. Troll bir şey değil. Şu seviyede troll zorlamaz bizi. Ya oğlum trollden bir şey olmaz hakikaten. Demin 7 tane goblin bastı onlara savunduk ya. Fena değiliz yani artık. Aa Tancan orası goblin köyü. Dur bekle hareket etme kanka geliyorum.
Olduğun yer. Köy mü? Allah orası kahretsin. Orası goblin, bak görmüyor musun bayraklarını? Chat'te. Ne bileyim lan, biz buraya sığındık diye geldim ben böyle. Abi gel gel, orası gel, or gel. Bizim base'de goblin base'ine mi girmiş? Evet evet, bayrakları duruyor bir daha. Öldürecek canım kendini, gel buraya. Baktım kule gibi bir şey var, içine girdik. Saf saf. Masum abi masum. Evet evet. Bak baba burası. Seni üzerler aslanım buralarda. Yok lan, mollayla beraber girdik, sonra o gitti. Ben de Mert'i bekliyordum. Goblin metal. Yapacak bir şey yok. Goblin metal. Ya Stradivarius'a bir döndüm, o kadar özlemişim ki. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Ben bundan bir 6 ay önce de full oturdum Eminem diskografi dinledim ve Eminem'i de çok özlemişim ya. Oo. Öyle. Eminem. Eminem iyiydi ya. Eminem was good yani. Banka bak burası. Yatak var. Gel içeride yatak gel. Var, ateş var, her şey var, sıcak sıcak ısıt. Her şey var. Şener Şen, İlyas yatak. Salman, tüm yıldızlar burada. Yataklanayım da. Bizim chatte bir arkadaş diyor ki, rap müzikle drill'i ayıralım lütfen, ortamlarda rap dinliyorum diye dillendiremiyorum diyor. Drill neymiş kardeşim? Ya aman abi tamam, o da susun. Yeter. Drill konusunu açma yani kardeşim burada. Bunlar yaşlı. Bunlar 30 yaşında. Bunların drill ya abi şey yapmışlar abi. İşte. Ya, kalitesiz rap'e drill diyorlar belli ki. Ya işte. Drill'de bak, başka türlü basıyor gibi düşünsen. Amlara başka türlü basıyor drill'de. Öyle daha mı hızlı basıyor? O da daha hızlı drill basıyor. Daha mı iyi, daha mı kötü? Anlamadım. Ya bence bu has rapçiler, eski köklü rapçiler rap müziği seviyorlar. Kötü rap örneklerini de drill deyip ayrıştırmaya çalışıyorlar ama kötü rap'in rap olduğunu kabul etmiyorlar. Hani şey gibi düşün. Ne bileyim işte mesela Tuna şimdi dese ki, atıyorum mesela Tuna şey diyor ya, sallıyorum işte. Ne hangi metal kötü abi? Sen demin söylüyordun mesela, bir tane söyle. Yani new metal mesela. Mesela new metal gelmiyor. Beğenmiyor tamam mı? İşte adam ya. Çok ama delikanlı gerçekten gibi. Gerçekten mi? Ama delikanlı gibi. Dur bir dakika. Diyorsun. Delikanlı gibi nu metal'i beğenmiyorum diyor. Şey demiyor. Ya o nu metal metal değil abi. Ona burbs deniyor falan gibi böyle ismini değiştirmiyor yani. Rapçiler bence baya kötü, rap bizden uzak olsun. Ya. Rapçilik namız bozulmasın diye drill diye birisini uydurup her şeyi Yunan'a iteliyorlar yani, anladın mı? Yunan metal abi o falan de diyorlar. Bu tartışmanın bu Linkin Park tartışması, işte Linkin Park metalimize rap sokuyor tartışması noktasında. Şunu söyleyeceğim de. Abi bir Reanimation albümünü falan gerçekten bir açın dinleyin yani. Şimdi günümüzün rapinin yanında falan yapılan şarkıların yanında o Reanimation ne kadar iyi bir albümdür. Yapmayın etmeyin. Gözün chatte de var şimdi Linkin Park New Metal ne diyenler de. Abicim. Ya çok gerçekten iyi bir türde, iyi örnekleri var. Abi ya. Abi canım. Yapmayın. Harika bir türdür. Delin mi inanası satayım yani. Bir oradaki altyapılar, sözler, işte konu öznesi falan yani. Manga diyorlar hala. Ulan manga. Neyse şimdi. Yatağı nasıl kırıyorduk ya? Manga hiçbir şey diyemez lan Türkiye'de. Orta tuş. Çekilişi orta tuş abi. Orta tuş. Evet, bir harbiden bir meteora, bir hybrid teori falan yani. Bunlar aynen, çok aynen iyi albümlerdir. Yovar Yovar o çok iyi mesela. Yovaryo'ya bakın. Evet evet, Yovaryo. Yovaryo. Yabadillo mesela. Yabadillo çok iyi. Şey var abi. Şanlışer var abi. Şanlışer. Şanlışer var kanka. Şanlışer'i söylesene. Tarnished var abi bir tane. Abi işte neydi bak, ben söyleyeyim. Metali him bozdu. Him. His Infernal Majesty. Villa Volo evet kardeşimiz. Ya. Aa ben böyle him vaktinde çok dinledim ya. Niye dinledim abi, biliyor musunuz? Niye dinledim? Villa Volo'ya şey yapılıyor mu bu? Beğendin çünkü herifi, şey yapmak istiyordun. Hayır. Ne? Okay. Ben aşırı dandik şeyleri genelde niye tüketiyorum? Mesela Harry Potter'da da aynı hikaye geçerli bizde ya. Abi işte orada o da yok. Beğendiğimiz bayanlar hem dinliyordu, biz de dinledik. Kim? Willy Wollo mu? Ne Willy Wollo? Willy Wonka abi. O ne? Şişik oldu. Willy Wollo. Pardon. O ne, ben bilmiyorum işte. Willy Wonka. Willy Wonka. Biliyorsunuz ya, çok derinden biliyorsunuz hatta. Kim böyle abi Willy Wonka? Hard gitar tonlu Chris Isaak with Game cover'ını yapan His Infernal Majesty. Ne da sevmediği ya her şeyi çok net biliyor. Bir kere elden geçirmiş. Ya abi evet işte, dinliyoruz evet. Dinliyoruz. Bak şimdi evet, dinleyip beğenmeyip nefret sevmediğimi evet söylüyorum. Daha ne yapayım ya? Abi kız metal diyorlardı ya. Oğlum kızlar ya, dinliyordu ya çünkü. Yani çok da güzel kızlar dinliyordu him'i yani. Ben de full him dinledim. Kızlar güzel kızlar işte, dinliyor. Onun böyle şey vardı. Heartagram diye bir şey vardı. Böyle içinde kalp olan pentagram. Dövmeli gençler böyle. Ne oldu kardeşim? Kırılgan heteroseksüelliğinizi şey mi oldu Heartagram?
Yok lan. Ben çok umursamıyordum açıkçası. Sabun Günhan, sabun. Sabun valla. Ben o zamanlarda Pink Floyd'çuydum ya, bana çok komaz. Ya evet ya. Ben oyun müziği dinliyorum artık, o yüzden hiçbir umurumda değil. Can iyi geldi bu yaşlara iyi geldi Can hakikaten yani böyle bayağı. Niye lan? Bu müzik konusunda çık ne zaman sorsam böyle sürekli şeydi. Pink Floyd, Whiskey, işte neydi? Symphony X. Gördüğün böyle. Gibi aynı yerdeyim oğlum. Ben yani ben ve benim sevdiğim müzikler değişmedi. Yıllar içerisinde değerleri arttı sadece yani. Ha ne oldu hani ben vaktinde atıyorum Him ve Linkin Park dinlemedim, Pink Floyd dinledim de şimdi Him ve Linkin Park aşırı yürüdü. Onlar müthiş oldu. Ne var oğlum, o gün çıkmış popüler şeyleri dinliyorsunuz. Vaktinde güzel olduğu kanıtlanmış şeyler varken. Ya mutlaka canım. Öldü lan adam. İntihar etti oğlum adam. Hayır yani adam. Şu an senin yaptığın nu metal muhabbet de bana ne gibi geliyor Günhan biliyor musun? Şey gibi böyle hani ha. 20 sene sonra böyle genç yayıncılar çıkacak şey diyecekler. Biz böyle şu an millet gelecek diyecek abi K-pop iğrenç falan diyecekler. De, hayır abi işte çok iyi örnekleri var. Mesela bir tane Siyojin Kyojin dinleyin bak o çok iyi falan diyecek böyle. Bir tane artık ya. 8 milyon K-pop şarkısı var, bir tanesi iyi olsun. Ama oradan da savunmasın lütfen, koca müzik türünü yani. Lütfen öyle olmasın ya. Öyle lütfen oğlum şu an olmasın. Yaptığınız o işte, ben burada Tuna'ya katılıyorum. İyi müzik bence çok belli bir şey yani. Nasıl yani? Bir saniye nü metali mi gömüyorsun? Evet evet tabii bu şu anda gerçekleşiyor. Bayağı... Hayır hayır, nü metali savunma tarzınızı gömüyorum. Çünkü nü metali hangi yani bana... Valla dayılırım. Bir çay için. Şöyle bir gelin ben size bakın, çay koyayım. Bakın arkadaşlar bana hangi müzik nü metaldir diye sorsanız ben bilmiyorum bile. Ama deminki tartışmayı bayağı şey şeklinde yürütüyorsunuz. Olur mu abi işte Şanışer var veyahut da işte hani anladın mı? Olur mu? K-pop'ta da bir tane örnek var. Kim var? Gıborio var mesela ama o da araba kazasında öldü falan. Ama bir şey diyeceğim. Nürmetal'e karşısın nedeni metalci dedelerin elektronik saatlerden nefret etmesi. Tek sebebi bu. Yoksa armoni olarak, zenginlik olarak Nürmetal'in hiçbir eksikliği yok. Bir de vokalleri yer yer daha bu. Yani böğürmüyorlar diye sevilmediler. Aa bu arada bak ben de böyle Dead Good Cry'ı bile elektronik ekledi lan müziğine 10 sene. Ya bir de zaten nu metal diye bir şey kalmadı abi. Bunların hepsi artık şey diye geçiyor yani. Metal falan diye geçiyor. Abi Korn'u sahnede izledim. Muse'u sahnede izledim. Muse'u tercih ederim Korn'a yani. Anladın mı? Oo ben Muse'u sahnede izledim ve hayatımda izlediğim en böyle ilginç canlı performanslarından birisiydi. O herifin çok ilginç bir gitarı var zaten. Bilirsin. Evet evet. Evet, evet. Yani ben... özel yapım, Matt Bellamy'nin özel yapım bir gitarı var ya böyle. Böyle bir yapıyor gibi gitarla sürekli. Ben yani şey falan şöyle, oldu yani. Korn'un böyle sahnede boş boş tepinmesinden sonra evet, evet. Müzik gibi geldi bana yani, anladın mı? Korn ne? Korn nü metal mi mesela? Yok ya, nü metal mi oluyor Korn? Korn nü metal mi? Ya yok, hayır öyle o, mi? Hayır onun bile, hayır o bile iki albüm yaptı. Ya Skrillex'le falan şey yaptı, fik yaptı. O bile nü metal'e kaydı bir dönem. Korn yoksa evet, evet. Şey değil. Eskiden hardcore denmiyor. Şey? Hardcore. Evet hardcore. Hardcore değil mi? Ben şeye evet, çok şaşırmıştım abi. Böyle Matt Bellamy'nin bayağı bildiğin 1.50 boyu var, türlü türlü huyu var yani. Pezdemek sahnede asla şey durmuyor. Bak yemin ediyorum adam yani böyle Pınar sosis paketi gibi bir herif yani böyle. Ve o gitarı öyle bir zorlatıyor ki herif. Bak ben şey falan oldum. Ya köyden Rock'ın Coke'a gelmişim köyden gelir gibi, tamam mı? Rage şey falan dedim. Oy be dün neler yaptı ya amına falan oldum yani. Gitarımda ekran 2000, falan var bir şeyler parlıyor. 2007 yılın titremeleri değil mi? Ya ben şey çok üzülüyorum ya. Ben de tercih ederim bu arada. Ben Rock'ın Coke'a geldiğinde gitmiştim. Tarihini hatırlamıyorum. 2007 çok değildi yani ama. Ben size çok acı bir şey söyleyeyim. Rock'ın Coke ve H2000 Türkiye'de olduğunda oraya gelen müzik gruplarının hiçbirini dinlemiyordum ben. Çünkü Pink Floyd dinliyordum. Evet. Onu diyorum. Sonra yıllar geçti onu ve diyorum. Oradaki grupların yarısını şimdi çok seviyorum ve keşke çocukken gitseymişim anasını evet. satayım. Onu diyorum sana işte ben. O yüzden dedim deminki örneğin sana yani. Keşke evet gitseymişsin yani. Güzel. Keşke lan. Çünkü şöyle olmuş. Ha bunlar güzel ancak bir Pink Floyd değil falan. ergen şey bu. Rock İstanbul 2005'te. Diğer base'e gittin mi? Neye? Diğer base'e gidecektin. Gittin mi abi? Geldim. Kaliteli odun bulup burada portalı açacağım şimdi. Burası bitmek üzere. Tamam ben portal malzemesi topladım burada. Tamam. Burası daha şekilde kaliteli odun yokmuş. Sen de, yokmuş. Pink Floyd'un sen ilk de, dönemi sen de hep giderdin işte oraya. Yani. Hep business yani. Hep böyle atla kurt. Bir muhabbet ediyoruz. Sen de bizimle muhabbet et. Hadi. Ben zorluyorum. Rock İstanbul 2005'te abi. Megadeth'te biz bağırdık ya. 4-4'lük. Megadeth 1.5 saat olsun diye.
Evet ya, Türk seyircisinin tezahürat şeyi vardı öyle her gün. Kaliteli odun nereden buluyorduk ya biz? Çok komik bir şey anlatayım. Manowar konsere geliyor. Konserde şey diyor işte. Türk milletini çok seviyoruz. Türk işte onurlu Türk gençleri Mustafa Kemal falan diyor böyle sahnede. Yedi Kule Zindanları'nı diyor ama değil mi? millet de şey falan diyor böyle. Aa adam işte Türkçe konuşuyor vay amına falan oluyor böyle milletle. Sonra bilmiyorlar tabii bütün ülkede bu herif aynı şeyi yapıyor. Yunanistan'a gidiyor mesela. Evet. Gururlu Yunanlıları çok seviyoruz. Plaki falan diyor mesela. Almanya'da Almanca. Hep yani böyle. Vay Allah bilir bunlar evet. O şarkıda sahnede söyledikleri şarkıların hepsini de kastetmiyorlardır lan. Evet kardeşim. Ama o zamanlar şeyi olmuştu. Sahneye neden çıkıp Kill the Demons diyor herif mesela ama aslında Demon Bulls'u öldürmeyecek değil mi? Oğlum yalan söylemişler bize ya. O dönemler yani. Bizimkiler şey olmuş böyle. Arplace'e Türk bayrağı çizdiler falan olmuştu yani. Manowar'la ilgili. Evet. Manowar yollarda ama yaşar. Ama Arplace'e iki Türk bayrağı çizildi vallahi. Aa haberleri çıktı. Ben çok mutlu oldum. Çok gururlandım. Kıskanıyorsunuz. Vatanımızı savunduk. Kaliteli odun nereden bulunuyor diyeceğim. Arplace'de diyeceksiniz ama tam aradığım cevap o değil. Kaliteli odun nerede bulunuyor? Kuş ağacında. Kuş. Neredeydi onlar? Kuş. Hayır abi orada şey var. Uzun olanlar büyük. Abi beyazlar orada hazır olanlar... Beyazlar mıydı? Hazır olan portallardan birini şey yapsana abi. Hadi ismini mi değiştireyim? Biri kullanım... Kullanılmıyor onlardan birisi. Olur. Burada var huş. Kesiyorum bir tane huş sana. Kuş kes de. Bana burada lazım. Evet. Oradan buraya gelirken de 72 kere öleceksin. O yüzden işe yaramaz kesme. Başka bir şey yap. Ya, siksen getirmem zaten. Ne getireceğim? Eyvallah kardeşim. Türk metal grubu hatırlıyor musunuz? Ne? Tabii abi. Türk metal gruplarından. Böyle aklınıza kalan bir şey var. Night Abi Night Errant ya. İnanılmaz. Abi, kurban falan diye bir şey yok muydu ya? Almora, Katotok. Kurban filan sayılmaz mı? Kurban rock mı? Abi mesela bak bende bu Almora falan rock çalışmadı. Rock hardcore. Çok enteresan bu Koma diye bir grup vardı. Progresif yapıyorlar. Koma ya biliyorum Koma'yı. Fena değildi tamam. Ben onların ilk albümü, Elusive Dream albümü. Lise 1, lise 2'de abi her sabah dinliyordum ya. İnanılmaz yani. Koma şeyin ismini Goblin koydum ha. Nane, portalın ismini. Tamam abi. Ha geliyor mu portal süper. Ya pentagram falan onu bir şey saymıyorum arkadaşlar yani. Mezar kabul mü neydi onların yurt dışı adı? Bir iki tane daha vardı ya öyle bilinen. Nasıl? Yerde. Türkiye'de pentagram yurt dışında mezar kabul diye niye takılıyorlar? Tam tersi olması daha mantıklı değil mi? Hayır yurt dışında pentagram trademark olduğu için yurt dışında başka isimleri var. Türkiye'de pentagram yurt dışında mezar kabul çok ilginçmiş. Ne saçma sapan bir globalde şey bizi ya lahmacun diyebilirler ama Türkiye'deki ismimiz pizza filan. Ben hala Murder King dinliyorum. Murder King'in hatta şey var. Gezi dönemi bir tane albüm. Bayağı böyle şey sözleri. Sallamaydı yani full bir yerlere. Basçısı benim çok yakın arkadaşım ayrıldı o da. Susamam dinlemezsiniz. Bak mesela benim birlikte böyle seneler önce FRP oynadığım arkadaşımdan Kenan var, bas gitarist. Davul çalıyor, sonra basa döndü, oradan böyle Kepra diye bir grup kurdular. Mesela Finlandiya falan konsere gidiyor abi adamlar. Ha böyle... bu arada öyle bir şey var. Bak bizim temiz de yani metalin hala böyle sabit bir dinleyicisi var ve yeni metal grupları çıktığında sevip sayıp bağırlarına basıp böyle şey yapıyorlar, yaşatıyorlar bir şekilde. Yani ilginç bir durumu var hakikaten metalin. Ama metal yani hakikaten şey birazcık şey gibi oldu böyle. Neşet Ertaş gibi oldu hani biraz anladın mı hani... Vay be işte hani bu toprakların metali de vardı falan gibi oldu. Hani cool ve metal is the thing'den çok hızlı bir şekilde nişe dönüştü ya. Ben ona çok şaşırıyorum aslında. Bütün muhabbeti açma sebebim oydu yani. Hiç beklemezdim ya yani. Power of internet, lack of use of live konser abi. Mesela yani. 10 sene sonra atıyorum rap de böyle olacak mı ya? Hani işte rap vardı eskiden karılara basardık filan dendiği noktada hani hadi dedem hadi falan mı diyecek millet mesela? Bas numarası bilmiyorum Walking hatırlayamadım. Ha bence orada yani bayağı böyle... Metalin başına geldiyse gelir ya. Finlandiya'da metal karaoke bar var sonuçta herhalde metal şey metal diyorum ya işte rap karaoke falan gibi böyle komik bir şey olup kaybolup gidecek herhalde ya. Şey olacak değil mi? 15 sene sonra bütün metal şeye dönüşecek. O bir tane adam var ya bir şarkıyı rap diye söylüyor aşırı meşhur. Neydi hatırlıyor musunuz? Ya neden bahsettiğimi anladınız mı ya? Şu an çok saçmamışız. Skatman John'u mu diyorsun? Hayır Skatman John değil. Ya
So this looks like a job for me şarkısı neydi o işte? Eminem şey, değil mi lan işte? İşte Eminem'in hangi şarkısıydı, ismini hatırlayamadım. Aha Curtains. Şarkı. Eminem. Şey abi Without Me, Without Me ya. Ha, Without Me. Without Me'nin bir tane şey versiyonu var ya aşırı meşhur. Ha diye biliyor musunuz onu? Hayır abi. Allah Allah. Çok meşhur oğlum bu, her tarafta vardır. Çalar. Neyse anyway. Mimi falan mı? Değil lan, böyle sağda solda turistik mekanlarda falan çalan salak bir şeydir yani böyle. Yani. Bana şey gibi geliyor. İleride bütün rap şey gibi hatırlanacak gibi geliyor. Aa, bir grup adam vardı. Bunlar vaktinde hızlı konuşuyorlardı ama şimdi kimse dinlemiyor. Filan gibi aşırı basit bir yere indirgenip kötü hatırlanacak gibi geliyor bana ve üzülüyorum bir noktada, çünkü hani metal de şey gibi oldu ya, hani bir grup adam gitarlara sert vurup bağırıyorlardı diye hatırlanıyor ya sadece. Yani genç unutulunca da çok kötü indirgeniyor müzikler yani. Evet ya, öyle bir gerçek de var gerçekten. Ha, şakaron makaron, bak chatte bilenler var, okey. Şakaron. Makaron. Ha o işte lan, evet. Ya, onu biliyorum lan. Onun Eminem'le ne alakası var? O şarkının değil mi? Without Me abi işte o. Ya o Without Me değil, o başka bir şey. O kendi için ayrı bir şey. Without Me değil ya. Evet, hayır, de Çakaron Makaron. Aa, Çakaron Makaron. So this looks like a job for me and everybody. Just follow me. So this looks like a... Bak sana ben... MC mi? Ne hatırlamıyor musun? Çakaron'u... Bunu? Çakaron'u yapıyorum. Diye söylüyor herif yani. E yap. Yok o Without Me değil oğlum o. Bak Çakaron Makaron böyle. Na 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 Çakaron Makaron. Ay anladım. Çakaron, Without Me sözleri olmadan söylüyor oğlum adam işte, yani anlatamadım bunu. Without Me o şarkı. Ya hayır, Çakaron Makaron orijinal bir şey. Aha oğlum, Çakaron Makaron dinleyip Without Me olduğunu fark etmemiş olamazsın 2022 senesine kadar. Yemin ediyorum Çakaron Makaron farklı bir şey ya. Saçma sapan konuşmayın oğlum. Adam Without Me'ye blah 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 diye söyleyip yani hayır bunu ya, fark etmemiş olamazsınız. Really? Hayır. Çakaron makaron başka bir şey abicim. Makaron iyidir abi falan diye şimdi oraya geçecek. Ya bir kere güftesi farklı oğlum. Ben hiç onun Without Me olduğunu hiç düşünmedim biraz. Ya ulan nasıl lan? Bak bak bak, ne 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 ne. Ne 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 ne. Geç ne 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 ne. Ya bunu fark etmez 15 sene almış olmamalı. Ay. Ay. Yani oğlum Cinan sen içeri adam almışsın. Aha. Ya alamaz mıyım? Burası özgür bir ülke değil mi? Adam da alırım. Adam da alırım. İskelet de almazsın. Slut shaming yapılıyor şu an. Lan ne var işte, sahnede ne güzel gitar kırıyordu metalciler. Şimdi birileri ona bastım, ah buna bastım diye hoplayıp zıplıyor ya. Eskiden civcive ezerdik. Ha, eskiden metalciler civcive basardı. Şimdi rapçiler piliçlere basıyor. Ne oldu anlamadık. Abilerimiz eskiden civcive eserdi. Sevdiğimiz abilerimizdiler. Kilise yaktılar. Orada beni kaybettiler. Sizi çok severdim. Ancak... o son kilise yakmayacaktı. Arkadaşlar bozulmuş. Vay be. Without Me 3 yıl daha eskiymiş. Vay amına koyayım hakikaten yani. Adam Beethoven kulağı var herif hakikaten. Çakaron makaron. O ne kadar sinir bozucu bir şarkıydı ya hakikaten. Her yerde çalıyordu bir ara. Her yerde. Evet evet. Böyle YouTube'daki komik videolarda falan hani şeylerde çalıyordu yani. Ne bileyim. Abi bu dünya. Akıllı TV'de şaka yapılan yerlerde falan çalıyordu yani. Evet evet. Bir de şey vardı. Bu ülke iki yaz boyunca tek bir şarkının esiri oldu. O da Bap Bap Americano'ydu yani. Gerçekten Allah kahretsin onu o şarkıyı. Bap Bap Americano. Bütün klublarda her yerde bu çalıyordu. Arkadaşlar goblinler bastı içeri. Ha, araya aldılar. Bir dönemde Ricky Martin'e teslim olmuştuk. Oluyor öyle ya. Ricky Martin'e teslim olmayan ben varım ya. Ben de varım. Buenos dias. Olen palo, chocomate.
Çok o. Latin erkekleri okey ya. Enrique Iglesias falan o dönem bence okeydi. Ya kardeşim bir şey de erkeklerin güzelliği eksik. Yani, arkanda bu bir şey olmaz. Enrique yine iyiydi ya. Ne bileyim Ricky Martin'e ben hiç sınamamıştım. Bir şey olmaz dedi. Tipe harika canı kalmadı orada. Adam gay kardeşim, bırakın peşin adamın. Bak son anda canı kurtardım Tancan, kapıları kapattım. Vallahi. Tabii. Sağ ol kaş. Danzo Kuduro. Abi içinden geçemez kafa mı yaptınız ya? Ama o Dünya Kupası'nda falan onu çok şey yaptılar, çok çaldılar. Livin La Vida Loca'yı bir de Çivin La Vida'n Yok'la diye şey yapmışlardı. Hadi bir yatısı yatsanıza yatağa şey yapalım. Ortam her şey tamam, güzel etti var ya. Kavga var. Tamirci olunmaz Çivin La Vida'n Yok'la. Ha işte aynen. Yatsanıza ya şey yapalım şu geceye geçelim. Yatalım mı? Etrafta çünkü şeyler var. Yatağa uyuyamıyorum. Ben valla yattım ya. Direkt yatağa aldı beni. Oyun yatağı aldı beni. Ben şimdi size en büyük Mandela etkilerinden birini söyleyeyim mi? Tiziana Ferro'nun hepimizin bildiği Perdono diye bir şarkısı vardı. Hatırladınız mı? Perdono. O nasıl ya? Bilirsiniz. Perdono. Bayağı hayalde çaldı. Perdono. Sikim bana palavane perdono. Ben hatırlamıyorum. Par- yani. Uu, sen kuza. Söyleyince hatırladım okey. Ben hiç hatırlamıyorum. Perdono'yu tamam. Hatırlamıyorum. Ha ha onu hatırlıyorum. Nakaratı. Tamam okey onu hatırlıyorum. Nakaratı. Ya perdono sikim abataşamana pohole. Skuza falan işte neyse. Bilmiyor işte dili adam, zorlama işte. Adam nakaratını sordu bana, nakaratı neydi falan dedi. Neyse şey. Şarkının adı Perdono değilmiş. Şerefsiz, zaten hatırlamadığımız şarkıyı önce Perdono diye hatırladım, sonra zaten o demiş diye yapmak da aşırı weak bu arada ama neyse hadi. Ama herkes o şarkıyı Perdono diye hatırlıyor. Şarkının adı X Dono'ymuş. Ha sen bunu anlatmıştın lan, hatırladım. Evet. Evet. Şerefsiz, onun şarkıyı bile hatırlamıyoruz yani. Abi nakarat da Perdono deyip duruyor yani. Herkes için Perdono artık. İşte evet onu diyorum. Nipop mu bu? Ne? Nipop mu bu diyorum. Yok oğlum Perdono Tiziano Ferro. Bir ara Latin Ateşli Erkekler şarkı yapıyordu ya sürekli. Perdono. Ya evet oğlum Latin Rüzgarı ne oldu ya? Ricky Martin falan vardı. Bence güzel dönemdi. Evet işte, güzel dönem. Şu an yok. Evet. Eskinin K-pop'u da oydu yani. Eskinin K-pop'u da Latin piyasada insanlarda. Arıyor insan. Seksi erkek arıyor insan ya. Hiç yok yani şu an. Bir grup öküz doğar bağıra bağıra bir şeyler yapıyorlar ya. Hiç memnun değilim. Yaşlandım galiba. Seksi erkek bulamıyoruz dendi. Uzay Cumali arkadaşlar YouTube'dan alın. Kızlar çok beğeniyor. Sen sevmiyor musun şeyi? Niye? Kumkar var. Kumkar mıydı? Harry Styles var. Harry Styles. Kumpar. Ay hayır. Harry Styles'ı beğenmiyor musun ya? Harry Styles gay. Yok bütün kızlar ya. gay taklidi yapıyor herkes. Bayılıyor gay taklidi yaptığı için. Referans noktası süper. Gay bayılmıyor musun? Hayır abi. Gay neden beğenmiyorsun? Oğlum, hayır siz tabii siz bilmiyorsunuz oradaki Muhammed'i. Bu çocuk Disney'den çıktı. Sonra bunlar şey diye çıktılar. İşte biz asla seks yapmayacağız. Bizim bekaret yüzüklerimiz var diye çıktılar. Ha, NoFap'çi mi çıktı bunlar? NoFap'çi değil oğlum işte. Disney'in öyle... Bunu kendine mi bekliyorsun? Ama dinlemiyorsun ki sonuna kadar. Bunlar önce çıktılar Disney boy band gibi çıktılar. Daha sonra Harry Styles kendi ayrı böyle çıktı. Şimdi de o bekaret yüzüklerini falan attı. Şimdi de gay taklidi yapıyor. Kadın kıyafetleri falan giyiyor. Queerbaiting yapıyor böyle. Geçen gün buna sordular. Abi işte sen gay misin falan diye. Bu da dedi ki kimsenin cinsel yönelimi kimseyi ilgilendirmez dedi. Sonra LGBT komünitesi de queerbaiting yapıyor bu herif. Bakın dikkat edin falan dedi. Jonas Brothers ya. Tabii bu adama... Jonas tabii, Brothers bunlar. Jonas tamam. Brothers çocuğu... Jonas şey, Brothers Marvel, olarak biliyorum. Marvel çocuğu tecavüzcü karaktere kestetti. Kimdi lan o? Star Fox. Benlik değil ya. Şeyin, Guardians of the Galaxy'nin mi Endgame'in mi ne sonunda geldi şey dedi. Bütün Marvel dünyasında tecavüz etmeye geliyorum dedi. Tamam.
Jonas Brothers olarak kalmış aklımda o kadar yani. Ya ne bileyim One Direction diyorlar chatte de işte. Ne bileyim işte Jonas Brothers, One Direction aynı şey işte. Oğlum, Jonas Brothers'dan mı çıktı dedi sen Harry Styles? Ya aynı şey işte. Bir de One Direction varmış. Öyle benzer bir şey yani. 20 sene var lan aralarında Jonas Brothers'la One Direction'ın. Ya aynı şey işte. Bekaret yüzüğü takıp pop yapan Disney popçuları. Asıl bir tane şey vardı. One Direction'da Müslüman çocuk var. Zayn. Çok seviyordu bizim kızlar. Ya Zayn Malik. Zayn ha. Malik. Oğlum korumak lazım mı? Zayn'in hesabı vardı ya. Halbuki biz Zayn'i yıllarca Kuntepe'nin penisini yani sallanırken çıkarttığı ses olarak bildik yani. Hayır lan o... ne sesi? Kuntepe'nin penisi sallanırken Zayn 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 diye efekt çıkartıyordu. Zın zın. Ha ne bileyim oğlum sizin kadar hatırlamıyorum. Zın. Ben One Direction'daki çocuğu uzun süre dedim lan ne tuhaf ne kötü bir isim. Ya bu arada o eski Lombaklardaki işte o Kunteperler, Üzeyirler falan gerçekten de yani şimdi günümüzde olmaz yani onlar. Full tecavüz şey. Oğlum evet. Falan. Abi evet ben geçenlerde böyle bir kitaplığa bakarken bir eski Lombaklara bakayım dedim. Bak şimdi şaka şu. Üzeyir bir tane kısa giymiş bir kadın beğeniyor. Tecavüz ediyor. Evet. Ve bu kadar. Yani, esip yiyor sonra bir de. Hani esip sadece... yiyor sonra bir de anladın mı? Hani böyle Allah Allah neden ki falan oldum yani. O zaman da Üzeyir'i çok anlamıyordum. Ama yani şimdi hiç zaten yani, kopmuş tam ben. Kuntepe'ler biraz daha böyle şey gibiydi hani kötüyü... Kuntepe'ler kötüyü sikiyordu. Evet. Kötüyü sikiyor gibiydi. Evet. Yani tabii. Kuntepe'nin öyle bir... Zalimlere penisini sokuyordu. Pipisiyle cezalandırıyordu gibi bir durum var ama Üzeyir apayrı bir şeymiş yani. Beyse Goblin saldırıyı ya. Benim karnım açmış Goblin'le dövüşürken öldüm. Hit point'imin azaldığını fark etmeyip.